Merhaba Şevk Hanımza, hoş geldiniz. Bugün sizlere çatır çutur unlu yumurtalı bir patlıcan kızartması yapacağız. Enfes, harika bir lezzet. Umarım beğenirsiniz, bayılırsınız. Yanına biraz da yoğurt koyacağız. Yoğurtla beraber çatır çatır yiyeceğiz. Öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. Patlıcan ihtiyacımız var. Biz 4 adet kullanıyoruz. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz kişi sayısına göre. 1 veya 2 adet yumurta, un. Bunu mısır unu da kullanabilirsiniz. Galeta unu da kullanabilirsiniz. İstediğiniz hangisini seviyorsanız ondan yapabilirsiniz. Pul biberimiz var, tuzumuz var. Öncelikle şu unu bir kenara alıyorum. Yumurtamı şu tarafa alıyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Sıra geliyor patlıcanlarımıza. Patlıcanlarımı şöyle şurasını kesiyorum. Şu şekilde. Bu şekilde dördünü de ayarlıyorum. Şu şekilde kolayca şu kabuğundan sıyırabilirsiniz. Şöyle koparıyoruz. Evet, şunu da şu şekilde koparalım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Patlıcanlarımızı istersek şöyle alacalı bir şekilde, isterseniz tamamını soyabilirsiniz. İsterseniz hiç soymayabilirsiniz de. Patlıcanlarımızı soyuyoruz. Şu şekilde. Şu kısmı da alalım. Birincisi. Evet, patlıcanlarımızı soyduk. Kabuklarımız kaldı. Bunları şöyle kenara alalım. Şimdi bu aşama çok önemli. Bu aşamada böyle daha estetik olması için estetik bir şekilde kesiyoruz. Şöyle patlıcanları ortadan ikiye ayırıyorum, tam ortasından. Evet, bu şekilde ikiye ayırdım. Şu taraftan 4 eşit parçaya, evet, 3 eşit parçaya bölebilirsiniz. Şöyle tam kesmeden bırakıyoruz. Şöyle zaten bu ucu da birleştiği için yerken kolay kesilecek. Evet. Şu şekilde patlıcanlarımızı kesiyoruz. Halay çeker gibi. Aha, şu anda halay çekebiliyor. Şunu kestik. Hatta şuradan başlayalım ki orayı yırtmayalım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 parça. Evet, bu şekilde bütün patlıcanları kesiyoruz. Bunu da yapalım. Evet, bakın. Süper bir şey. Atıyorum bunları da buraya. Sol patlıcanımı da doğradım. Şöyle güzel bir şekilde. Bunları buraya koydum. Bayağı patlıcan oldu yani. 5-6 kişilik bir yemek elde edeceğiz bununla. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı suda haşlayacağız. Şöyle patlıcanları diziyorum. Şöyle şu şekilde diziyorum. Sıcak suyum var. Daha hızlı olabilmesi için sıcak su ekliyorum. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Şu şekilde patlıcanlarımızı pişireceğiz. Şimdi ben bunu tüpe koyacağım. Bunu yapmadan önce şu suya biraz tuz ekliyoruz. Ki tuzlar içine sinsin. Böyle güzel bir şekilde. Burada dilediğiniz kadar tuz kullanabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Evet, hızlıca döküyoruz. Bu kadar yeterli. Daha sonra biraz daha tuz ekleyeceğimiz için. Şimdi bunu tüpe koyuyoruz. Evet, tüpümüzü açtık. Patlıcanlarımızı yerleştirdik. Yüksek ateşte. Şimdi bunların haşlanmasını bekliyoruz. Bunlar
Haşlanırken böyle yumuşacık olacak. O zaman pişmiş demektir. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız pişiyor. Kapağını örttük daha hızlı pişsin diye. Yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Şu şekilde. Şöyle çatalınızı batırın patlıcana. İçine giriyorsa bu patlıcan pişmiş demektir. Şimdi patlıcanlarımı alıyorum. Suyunu süzeceğim. Şöyle bu baş tarafından tutuyoruz ki kopmasın birbirinden. Şu şekilde bırakıyoruz. Şöyle. Bu arada piştikten sonra biraz hassas oluyorlar. Hemen kopabiliyor. Ona dikkat edin. Evet, şu anda henüz kopartmadık ama şurada bir tane kopmak üzere. Sıcakmış. Ahtapotun kolları gibi. Şimdi bu arada patlıcanlarımı süzerken biz de bu suyu dökelim. Yağını falan hazırlayalım. Patlıcanlarımı bu tarafa aldım. Suyu süzülsün. Bu arada biz yumurtasını aralım. Şöyle. Bir veya da 2 adet yumurta. Şöyle kırıyoruz yumurtamızı. Yumurtaya biraz tuz ve pul biber ilave edeyim. Acı seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yumurtaları çırpayım. Evet, yumurta iyice çırptıktan sonra şu unumu bu tarafa alacağım. Şimdi işin teknik kısmı burası. Pişen patlıcanımı alıyorum yumurtaya. Şöyle iyice yediriyoruz. Şöyle bakın. Yedirdikten sonra una buluyoruz. İyice her tarafı iyice unlu olsun. Bakın şu şekilde. Aha, şu şekilde lokuma benziyor değil mi? Aynı lokum gibi. Şunu kenara alıyorum. Sıra diğerinde. Şu baş kısmından tutuyoruz ki birbirinden kopmasın. Onun için baş kısmını koparmıyoruz. Patlıcanları böyle 4 parçaya ayırdığımız için 4 dilime hem daha rahat pişiyor hem daha güzel pişiyor. Şu şekilde yediriyoruz. Evet, bu da hazır. Şunu da buraya alıyorum. Böylece hepsini tek tek bu şekilde yapıyoruz. Bu biraz sıcakmış. Elim yandı neredeyse. Şimdi biz bu patlıcanları önceden haşlamasak bu un ve yumurta yapışmaz. Çünkü patlıcan sert olduğu için un ve yumurta yapışmaz arkadaşlar. Böylece güzel her tarafına iyice böyle yediriyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, hatta duble olması için una batırdıktan sonra bir daha yumurtaya bandırabiliriz. Yumurtamız zaten çok geliyor. Hem de onu da değerlendirmiş oluruz. Şöyle. Evet, 10 numara. Güzel. Bu arada yağ koydum. Yağ da kızardıktan sonra bu sefer pişirme işlemine geçiyoruz. Evet, tüm patlıcanlarımı yumurtaladım ve şey yaptım. Una buladım. Şimdi sıra pişirmeye. Üzerine de hafif biraz tuz ekliyorum. Belki biraz tuzsuz gelebilir. Biraz tuz ekliyoruz. Şimdi sıra geldi pişirmeye. Yumurtam da bitti. Unum da bitti. Sıra pişirmeye geldi. Şimdi bakalım. Muhtemelen yağımız kızarmıştır. Tekrar bir deneme yapalım. Şöyle şu geniş tarafından tutuyoruz. Deneyelim. Evet, yağımız kızarmış. Şöyle de yatırıyoruz. Şimdi ikincisini alalım. Evet. Şöyle yağa yatırıyoruz. Biraz köşeye alalım. Şimdi nefis manzaranın tadını çıkarıyoruz. Kızartmanın. Bakın aynı sanki balık kızartıyoruz gibi. Muhtemelen yapışmıyordur ama tekrar bir emin olmak lazım. Bu arada tüpün
Sonuna kadar açık kızgın yağda yapıyoruz. Şöyle bir kontrol edeyim, bakayım pişmiş mi? Çok sıcak. Perfect. Süper. Biraz tuzu az olmuş. Evet, şimdi böyle kontrol ediyoruz. Hafifçe sertleştikten sonra patlıcanlarımız pişmiş demektir. Şöyle yağdan alıyoruz. Şuraya bırakıyoruz. Onun yerine yenisini yerleştiriyorum. Bu da kızarsın. Şurada bir tane tekli kalmış. Onu da yağın içine koyuyoruz. Evet, bunları da biraz kızartıyoruz. Bunlar soğuk olduğu için yağ biraz soğuttu. Biraz ısısı düştü. Şimdi biraz daha birazdan iyice kaynayacak. Evet, ikinci parti patlıcanlarımız da kızardı. Bunları da şu şekilde çıkarıyorum. Tüpün altını kapatayım. Evet, kızartmamız hazır. Sıra sunuma geçiyoruz. Sıra sunumumuzda. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunun yanında yoğurt güzel giderdi. Ben baktım yoğurt var biliyordum, bitmiş. O yanında böyle domatesle süsleyebilirsiniz. Şu şekilde pişmiş pişmemiş. Yanına sos koyabilirsiniz veya da başka şeyler yapabilirsiniz. Şu şekilde enfes bir lezzet ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bir tadına bakalım. Şurada bir tane tekli vardı. Şöyle alıyoruz. Biraz tuzu eksik olmuştu, hafifçe tuz ekleyip geneline. Şöyle biraz sıcak ama şöyle. Bunu var ya, ekmeksiz bile götürürsünüz. Harika. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.